Herkese merhabalar. Sizlerden onlarca yorum geldi. Hocam lise zor mu, kolay mı, ne yapacağız, liseye başlıyoruz, ne yapabiliriz diye. Ama öncelikle şunu söyleyelim. Sonunda okullar açılıyor arkadaşlar. Artık sınıflarımıza gideceğiz. Beden derslerimize, müzik derslerimize, matematik, fizik, kimya, biyoloji güzel güzel derslerimize gireceğiz. Okullar açılıyor. Dolayısıyla artık ekrana, göz ağrısına, yatak, koltuk, pijamada ders dinlemeye, uyuşukluğa, telefondan ders dinlemeye hoşça kal diyebiliriz. Niye? Artık derslerimize geri dönüyoruz. İnşallah sınıflarımıza geri dönüyoruz. Ve bizler de Tonguç Akademi olarak sizlerle birlikte harika bir şekilde derslerinize takviye etmeye devam edeceğiz. Sizleri her zaman için desteklemeye devam edeceğiz. Ama burada şöyle bir durum var ki sizin sorularınız, yorumlarınızın sonrasında gelen sorunun cevabını söylüyorum. 9. sınıf gerçekten de en önemli sınıf arkadaşlar. Neden en önemli sınıf? Çünkü şimdi liseye geçiyoruz. 9 ve 10'u okuduğumuzda TYT'yi oluşturuyor. 11 ve 12 okuduğumuzda AYT oluşturuyor ve bütün bunların sonrasında da üniversiteye giriyoruz. Dolayısıyla şimdiye kadar LGS sürecinde yani ortaokulda yaptığınız çalışmalar iyi bir liseye girmek içindi. Ama şu anda esasında yaptığınız her bir çalışma mesleğinizle alakalı. Yani öğretmen, mühendis, doktor, avukat, yazılımcı fark etmez. İstediğiniz belki de futbolcu olacaksınız bilmiyorum. Ama sonuç olarak şu an artık yaptığınız her bir çalışma, her bir gayret size çok olumlu karşılığını verecek. Dolayısıyla bu uzun yolculukta hani gidiyoruz ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sizler birçok sınıfı zaten çok güzel başarılarla bitirdiniz. Şu anda 9. sınıftayız ama bu 9. sınıf esasında tam önemli bir eşik. Neden biliyor musunuz? Ortaokul bitti. Artık liseye geçtik. Liseye geçtiğimizde de 9. sınıf belki de derslerin yenilenmesi nedeniyle sizlerde biraz kafa karışıklığı oluşturabilir. Şöyle ki bakın şöyle göstereyim size. Hatta bunu hepiniz duymuşsunuz. Mesela Türkçe bitti artık. Edebiyat var. Türk dili ve edebiyatı dersi var. Matematik değil de matematik ve geometri var. Fen bilimleri değil de fizik, kimya, biyoloji var. Sosyal bilgiler dersi, inkılap tarihi dersi değil de tarih, coğrafya, felsefe gibi dersler var. Dolayısıyla lisede tabii bu. 9. sınıfta ise Türkçenin yerine edebiyat, fen bilimlerinin yerine fizik, kimya, biyoloji, sosyal bilgilerin yerine de tarih ve coğrafya aldı. Peki bunlar nedir hocam? Bunlar nedir? Böyle bu kadar dersi biz nasıl yapacağız diye hiç endişelenmenize gerek yok. Zaten üniversite sınavına hazırlık sürecinde ilk sınav olan TYT'nin %50'sini 9. sınıf konuları oluşturuyor. Dolayısıyla sizler şu anda yaptığınız çalışmaların her birinin karşılığını sadece 9. sınıfta iyi notlar alarak, takdir, teşekkür alarak değil, üniversite sınavında da hayallerinizdeki üniversiteye girerek elde edeceksiniz. Dolayısıyla kesinlikle yapamam demeyeceksiniz arkadaşlar. Çalışırsam yapabilirim diyeceksiniz. Sizler ne zorluklar açtınız? Bu 9. sınıfı da çok güzel bir şekilde en güzel haliyle tamamlayacaksınız. Zaten bizler de sizlere canlı yayınlarımızla, videolarımızla süper bir şekilde destek olacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Bakış açımızı değiştireceğiz. Çünkü şunu duyacaksınız bilhassa 10. sınıflardan. Abi 9'da dersler çok zorlaşıyor. Türkçe dersi eskisi gibi değil. Edebiyat dersi çok zor. İşte fizikte bu çıkıyor. Kimya. Ya bunları bir kere bir kenara bırakalım. Biz şunu diyeceğiz. Ben şu anda yaptığım her bir çalışma. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. İngilizce dersinde öğrendiğiniz her bir kelime size sadece lisede değil, sadece üniversitede değil, ileride iş hayatınıza da lazım olacak. Veyahut da özel hayatınıza da lazım olacak. Çünkü İngilizce dil. Aynı şekilde 9. sınıfta öğrendiğiniz her bir konu ileride üniversite sınavında da lazım olacağı için lütfen her bir öğrendiğiniz bilgiyi, işte her bir öğrendiğiniz formülü sonsuzlaştırmaya çalışın. Yani duvarınıza asın, onunla alakalı bir defter tutun. 9. sınıf defterinizi düşünsenize, çok güzel bir defter tutuyorsunuz. O defteri ileride üniversite sınavına hazırlanırken de kullanıyorsunuz. Bence harika bir çalışma olurdu. 9. sınıfta başarılı olanların 3 özelliğine bakalım. Birincisi dersi derse dinliyorlar. Yani hocanın öğrettiğini çok dikkatli bir şekilde dinliyorlar. Çünkü lisede öğrenciler artık biraz büyüdüğü için hocam ya aman dersi dinlemeyelim tarzında öğrenciler çok oluyor. Hocalar da dersi dikkatçe dinleyen, kendisini böyle sözünü kesmeden uslu bir şekilde dinleyen öğrenciye inanılmaz kanaat notu kullanıyorlar. Yani bakın arkadaşlar buraya dikkat edin dedikleri yerleri hep sınavda soruyorlar. Çünkü lisede öğrenciler biraz hani artık büyüyorsunuz ve diyorsunuz ki ya aman ben kendim evde çalışırım demeye başlıyorsunuz. Bunu da hocalar hissediyor. Kendilerinin dinlenmesi için genellikle sınavda çıkacak cümleleri net bir şekilde derse söylüyorlar. Dolayısıyla derse dinlemek çok büyük katkı sağlıyor bize. İkincisi konu tekrar yapmak. Yani okulda bir şey öğrendiniz. Diyelim ki edebiyattan bir şey öğrendiniz. Bunu açtığınız kitaplarınızdan bir kez daha güzel bir şekilde tekrar edip sorularla tekrar ettiğinizde veyahut da soru çözümleriyle tekrar ettiğinizde bu size inanılmaz katkı sağlıyor. Bununla alakalı birazdan zaten sizlere ödev de vereceğim. Ve anlamadıklarınızı da öğrenmek. Yani anlamadığınız şeyler olacak. Fizikte, kimyada, biyolojide, tarihte, coğrafyada. Bu durumda mutlaka ister Tonguç Akademi'den, ister arkadaşlarınızla çalışarak, isterseniz başka yerlerden bir şekilde öğrenmeniz lazım. Yani anlamadım, öğrenmedim, bitti gitti. Ben artık bu dersi artık hiç bilmiyorum demememeniz gerekiyor. Dolayısıyla 9. sınıfta başarılı olmanın yolu dersi dinlemekten, konu tekrar yapmaktan ve anlamadıklarımızı öğrenmekten geçiyor. Şimdi
keşke daha çok çalışsaydım demek için şimdiden az ama öz çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bununla alakalı bizim sizlere önerebileceğimiz kitaplarımız var, onu da söyleyelim. Zaten 9. sınıf kanalımıza lütfen abone olun. Şu anda izlediğiniz videoya beğeni atmayı unutmayın ve kanalımıza mutlaka abone olun. Çünkü sizlere bütün derslerde fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat, matematik, geometri hepsinde, aynı zamanda rehberlik dersleri de olacak. Hepsinde sizlere canlı yayınlarımızla, özel derslerimizle bütün konuları en az iki kez öğreteceğiz. Yani mükemmel bir şekilde tekrar edeceğiz. Ama sonrasında okulda dersinizi öğrendikten sonra veyahut da bizden izleyip konuyu pekiştirdikten sonra mutlaka bizim sıfırdan serilerimizden ya da dinamo serilerimizden faydalanmanızı istiyoruz. Neden? Sıfırdan serimizde biz konuları sanki hiç okulda dersi dinlememişsiniz, sanki hiç Tonguç Akademi'den videoları izlememişsiniz gibi sıfırdan anlatıyoruz. Yani sol tarafta konu anlatımı, sağ tarafta da sadece bununla alakalı soru. Sol tarafta konu anlatımı, sağ tarafta sadece bununla alakalı soru. Ve konuları da direkt okul yazılarınıza ve üniversite sınavına uygun bir şekilde anlatıyoruz. Buradaki konulu anlatımları sizlere edebiyat dersinde ya da matematik dersinde aynı şekilde. Yani konuyu küçük küçük lokmalara bölüyoruz. Ardından da sadece bu kısma alakalı sorular sorup soruların çözümünü de kare kodda sizlere sunuyoruz. Bunun haricinde tabii ki sıfırdan konu anlatım serimizin biyoloji kitabı ya da fiziği ya da coğrafyası ya da tarihi ya da kimyası var. Tarihte mesela bu konuyu buradan öğreniyorsunuz esprili bir şekilde lokma lokma, ardından sağ tarafta soruları çözüyorsunuz. Bunlar konu anlatımları. Hocam ben soru da çözmek istiyorum diyorsanız bu durumda bizim dinamo serimiz var. Dinamo serimizde ise öncelikle arkadaşlar bir üniteyle alakalı kazanımları veriyoruz. Kazanımlar nereden çıktı hocam? Kazanımlar esasında üniversite sınav sorularının hazırlandığı veya okul yazılarının hazırlandığı kısım. Yani okul yazılısını hoca kazanımlardan hazırlamak zorunda. O kazanımlara göre biz sizlere örnek sorular, rehber sorular veriyoruz ve bununla alakalı test sıra dediğimiz özel test bölümleri var. Sonrasında bu örnek sorulardan, rehber sorulardan sonra tekrar testlerimiz geliyor. Bu tekrar testlerimizin de hepsinde tabii ki kare kodda çözümleri var. Burada ÖSYM tarzı sorular geliyor. Hocam daha 9. sınıfız ya, ne ÖSYM'si? Dedim ya TYT'nin %50'sini 9. sınıf konuları oluşturuyor. Ardından ÖSYM tarzı sorulardan sonra yazılı sorular da geliyor. Yazılı sorularımızın da çözümünü uzman hocalarımız detaylı bir şekilde sizler için yapıyorlar. Dolayısıyla dinamo serimizde de edebiyatta ya da matematikte ya da tarihte, coğrafyada, bunların tabii tüm dersleri de var. Burada dinamo serisiyle de mükemmel bir şekilde tüm dersleri, soru ihtiyacınızı, yazılı ihtiyacınızı, kazanımlara göre bol bol tekrar ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bunları Tonguç Mağaza'dan, iyi butona tıklayarak Tonguç Mağaza'dan ya da size en yakın Tonguç Kitapçısı'ndan alabilirsiniz. Bizler öğretmenler olarak sizlere kapıyı açacağız. Ama çalışmak, başarmak, içeri girmek, yani kapıdan içeri girmek sizin görevi. Ve eminim ki çok güzel başarıları birlikte elde edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım, ödülü soru yorumlarınızı yazın. Görüşmek üzere arkadaşlar.